Fahri Nisa Zeyd sanat ortamına doğmuş. Şakirpaşa ailesinin bir ferdi. Baktığımız zaman ailesinde bir sürü sanatçıyla karşılaşmak olası. 1919'da ilk kez akademiye girmiş ve Namık İsmail ile çalışmış Fahri Nisa Zeyd. Bu sırada da beklendiği gibi izlenimci sanatla tanışmış aslında. Daha sonra tavrını değiştirse de. Daha sonraki yıllarda Fikret Adil'in tanıştırmasıyla D grubu içerisine girmiş. D grubu sanatçıları içerisinde yer almış. Ama onun asıl resim macerasını 1940'lardan sonra görüyoruz. Öncesine dair çok fazla bilgimiz yok. O zamana dair yapıtları da yok, eserleri de yok ortada. Onun resmini belirleyen belki de iki temel unsur var. Bunlardan birisi birçok ülkelerde yaşamış ikinci eşi Emir Zeyd'in diplomatik görevleri nedeniyle çok entelektüel ve resim sanatı tarihini, daha doğrusu sanat tarihini çok iyi bilen biri. İkincisi ise kendi coğrafyasıyla ilgili genleri diyelim. Ve kocasının da aslında Iraklı olması ve peygamber ailesinden gelmesi nedeniyle daha da fazla bir İslam kültürü bilgisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla resimlerindeki temel yaklaşım aslında Avrupa'yı resme hiç de benzemez. Bu bakımdan da kendini en çok yani Bizet'in de öğrencisi olmasına karşın, kübizmin etkisinde kalmasına rağmen filan bütün bunlara rağmen onu en çok etkileyen sanatçının Bruegel olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de Bruegel'in resminde de Avrupa resminden ayrılan bir kompozisyon anlayışı vardır. Örneğin resmin odağı yoktur. Her bir ayrıntısına yaklaştığınız zaman her bir ayrıntı ayrı bir hikaye anlatır. Yani resmin bütünü bir şeye, bir tek bir temaya, tek bir konuya odaklanmamıştır. Her bir küçük ayrıntısında yeni bir şey anlatılmıştır. Resmin hem bir düzeni olduğunu hem de odaktan yoksun ve doğaçlamalara olanak sağlayan bir yüzey haline geldiğini söyleyebiliriz. Bu arkamda izlemekte olduğunuz resim adı Cehennem'im. Fahri Nisa Zeyd'in yaşamıyla da çok ilintili bir resim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü belli süreçlerde Fahri Nisa Zeyd ruhsal bir takım bunalımlara girmiştir. Hatta bu anlamda tedavi de olmuştur. Yani inişleri çıkışları, gelgitleri çok olan, son derece sevecen, belagatı iyi, belki de hani bu kadar çok birikimin altında ezilen çok yönlü bir kişiliktir. Bu bakımdan her resmi aslında bir cehennem gibi de değerlendirmiştir o. Yani başa çıkılması gereken, kendini doğru ortaya koyabileceği, yani sadece bir kompozisyon, renk, leke, biçim ilişkisi olmaktan çok kendisinin içinden çıkabileceği ve öte yandan da kendi içerisinde bulunduğu mistisizmi de dışarıya taşırabilecek bir süreç olarak görmüştür. Böyle baktığımız zaman onun resimsel anlatısına çok uygun düşen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz resmin.